AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 29. istişare ve değerlendirme toplantısını KonTV Haber'de takip etti. Allah hayırlı uğurlu etsin. AK Parti her zaman ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam ediyor. 17 yıl ülkemize çok güzel hizmetler yaptık. Yapamadıklarımız var. Onu da önümüzdeki yıllarda inşallah milletimizin desteğiyle yapmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin güçlü isimlerinden Binali Yıldırım, kampı bu cümlelerle değerlendirirken, KonTV Haber'e konuşan bir diğer isim de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal oldu. AK Parti 17 yıldan beri iktidarda olan bir siyasi parti olarak ve 18 yaşında bir parti olarak temel özelliği her defasında kendisini güncellemesi, yenilemesi, işlerini istişareyle yapması. Bakın bu toplantımız 29. istişare toplantımız. Burada bütün kurullarımız var, bütün organlarımız var. Yani kurucularımız, MYK, MKYK, milletvekillerimiz, partinin bütün yetkili kurulları burada. Burada istişarelerimizi yapıyoruz. Dolayısıyla bu istişarenin sonucunda da her defasında AK Parti kendisini yeniliyor, kendisini güncelliyor, kendi sorunlarını çözüyor, kendi sorunlarını parti olarak çözerken doğal olarak iktidar partisi olarak ülkenin sorunlarını da çözerek yoluna devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki de kamp hakkında bilgi verdi. Bizim bu toplantılarımız artık geleneksel hale geldi. Bugün yine burada bütün milletvekili arkadaşlarımızla gerek genel merkez yöneticileri, gerekse bakan arkadaşlarımız bir arada olacağız. Basın açık bölümü tamamlandı. Öğleden sonraki bölümde ve yarınki toplantılarda da kendi içimize bir iç muhasebe, bir öz eleştiri, hatta bazı sorunların dile gelmesi karşısında yapılacak işler, atılacak adımlar, bütün bunlar konuşulacak. Tabii ki bunları biz önemli görüyoruz. İstişare bizim kültürümüzün temel taşlarından birisidir. O anlamda yine bir araya geldik. Oradaki slogan da çok anlamlı. Çünkü AK Parti milletin içinden çıkmış, bağrından kopan bir hareket. Ve bundan 17 yıl önce çıktığı yolda çok önemli işler yapmış bir parti. Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AK Parti'nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi. Dinamizmini koruyor AK Parti. Gerek kongre süreçlerinde kendini yenileyerek gerekse değişen dünya ve Türkiye şartlarında politikalarını gözden geçirerek devam ediyor. Bir taraftan tabii yine birliktelik, kardeşlik vurgusu var görüyorsunuz. Yani ülkemizin gerçekten güçlü bir şekilde geleceğe yürümesi lazım. Son özellikle 5-6 yıldır yaşadıklarımız, bu kadar saldırılar, bölgemizdeki hadiseler, bütün bunlar bize şunu öğretiyor. 21. yüzyılda güçlü ve yükselen bir Türkiye için birliğimizi çok daha pekiştirmeliyiz. AK Parti 10 milyonun üzerinde olan bir üyesi olan bir parti. Kılcal damarlara kadar yayılmış. Bir taraftan da bir dünya partisi, bir marka olmuş ve büyük bir gerçekten birliktelik sağlamış bir parti.